24'e hoş geldiniz. Analiz Sentez'e başlıyoruz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Özetleri paylaşacağız ama önce canlı görüntüler taşıyalım ekranlarınıza. Görüyorsunuz bir kargo uçağı, askeri kargo uçağı. Sıklıkla sizlerle paylaştığımız bir görüntü bu. Ankara Etimeskut Askeri Havaalanı'nda kargo yüklemesi yapılıyor uçağa. Amerika Birleşik Devletleri'ne tıbbi malzeme yardımı gidecek. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu konuya değinmiş, bahsetmişti. Amerika'ya da Türkiye yardım gönderiyor. Tıbbi malzeme yardımı baktığımız zaman 500 bin adet maske, koruyucu önlükler, gözlükler, dezenfektanlar bulunuyor bu kargoların içerisinde ve yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar önce yükleme işlemi başladı. Birkaç saat daha devam etmesini bekliyoruz. Sonrasında da tamamlandığında da askeri kargo uçağımız bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru harekete geçecek, havalanacak. Türkiye bu süreçte kara gün dostu olduğunu gösteriyor. Dost ve müttefik ülkelere yardımlarını sürdürüyor. Daha önce de çok farklı noktalara, farklı kıtalara, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da pek çok noktaya yardım malzemesi gönderilmişti. Bu kez adres Amerika Birleşik Devletleri olacak. Canlı olarak görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Şu an ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkat çektiği üzere bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımlar gidiyor ki daha önce de 55 ülkeye Türkiye benzer şekilde tıbbi malzeme yardımında bulunmuş, maske ve koruyucu ekipman göndermişti. Ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardından nice güneşler var. Mevlana'nın bu sözü de o kargoların üzerinde hem Amerika hem de Türkiye bayraklarını sizler de görüyorsunuz. Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle notu da düşülmüş bu kargoların üzerine ve o yardım malzemeleri de gün içerisinde Ankara'dan Etimeskut Askeri Havaalanı'ndan kalkacak askeri kargo uçağıyla da Amerika'ya gönderilecek. Evet, biraz sonra detaylıca ele alacağız. Konuklarımızla da değerlendireceğiz bu süreci, Türkiye'nin Amerika'ya yardımlarını. Ama önce özetler diyelim. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her geçen gün umutlarımızı artıran haberler geliyor. Vaka sayısı azalıyor. Buna rağmen, buna istinaden iyileşen hastaların sayısı artıyor ki baktığımızda 95 kişinin de hayatını kaybettiğini söyleyelim. Yani umutluyuz ama işi sıkı tutmakta gerekiyor. Dün itibariyle 4561 hasta daha şifa buldu ki bu da bir günde en çok iyileşen hasta sayısı olarak Türkiye'nin koronavirüsle mücadele tablosunda karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından kritik açıklamalar yaptı. 1 Mayıs'la birlikte 3 gün boyunca yine 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ve bu kısıtlamalar Ramazan ayı boyunca hafta sonları devam edecek. Türkiye yurt dışında yaşayan vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. Onların tedavileri Türkiye'de sürüyor. Türkiye'ye getiriliyorlar. İsveç'ten sonra bu kez Moskova'dan, Rusya'dan bir Türk vatandaşı da ülkemize getirildi. Ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Onun da koronavirüse karşı verdiği mücadele ve tedavi süreci bundan sonra Türkiye'de devam edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğine ilişkin son durumla ilgili başvurularla ilgili rakamları paylaştı. 291.594 firma, 3.194.610 çalışan için başvuruda bulundu dedi. Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de nefes kredisini bir kez daha gündeme getiriyor. KOBİ'ler için baktığımız zaman kredinin boyutu 6 milyar lirayı bulacak. Üst sınır 100 bin lira olacak KOBİ'ler için. Ama bu yıl ana para ve faiz ödemesi de olmayacak. Bu da KOBİ'lere nefes aldıracak bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Kredi olarak karşımıza çıkıyor diyelim. İsterseniz bir piyasalara bakalım. Ardından hemen ayrıntılara geçeceğiz. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi 101.267 puanda. Döviz cephesinde dolar 7 lira sınırına dayanmış durumda. 6.99, avroda 7.56'dan işlem görüyor. Gram altında bir gerileme var, 380 lira.
Petrol fiyatlarında da yine düşüş devam ediyor. 22 dolar 27 sent Brent petrol ve faizler tahvil 8.78, repo 14.84 olarak yansıyor ekranımıza. Hemen başlayalım. Stratejist Cüneyt Paksoy bizleri bekliyor. Kendisine döneceğiz ve soracağımız çok soru var. Günaydın Cüneyt Paksoy, hoş geldiniz. Günaydın Kahraman, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye artık Amerika Birleşik Devletleri'ne de tıbbi yardım gönderiyor, yardım malzemeleri gönderiyor. Az önce açılışta bahsettik, belki siz de gördünüz o görüntüleri. Etimesgut'ta askeri havaalanında kargo uçağımız yükleniyor. Cumhurbaşkanı da dün bu konuya dikkat çekti. 55 ülkeye Türkiye'nin yardım gönderdiğine değindi. Şimdi artık Amerika Birleşik Devletleri de salgının merkezi de bu ülkeler arasına girmiş durumda. Nedir yorumlarınız? Oldukça önemli tabii. Yani Türkiye'nin bugüne kadarki kodu belli. Hem kendi coğrafyasında hem de dünya genelinde, hem barış için hem insanlara yardım için yıllardır mücadele veren bir ülke. Sadece virüs süreciyle sınırlamamak lazım. Geçmişinde de hem Birleşmiş Milletler içinde hem şu an içinde bulunduğu en önemli platform olan G20 içinde de birçok defa global ölçekte insanlık adına ülke gözetmeksizin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin kendi fikirlerini açıkça beyan etmiş bir ülke Türkiye. Virüs sürecinde de, yani bu pandemi sürecinde de global ölçekte mücadele eden ülkelere de direkt yardım ulaştırmada öne çıkan ülke konumuna geldik. Tabii bu gurur verici. Ama sahadaki başarımızın da bir yansıması sevgili kardeşim. Yani ciddi bir mücadele veriyoruz kendi ölçeğimizde. 11 Mart'ta ilk vakayı yaşadık. Onun öncesinde başlamıştı virüs. Pandemi olarak ilan edildikten itibaren bütün dünyaya yayılma hızı, bütün dünyadaki ülkelerin kendi ölçeğinde bununla yaptıkları mücadeleler, karantinalar, olağanüstü önlemler, Türkiye'nin kendi tanıştığı 11 Mart'tan itibaren öncesinde başlamıştı aslında çalışmalar. Öncesinde başladığında bugün gelinen noktada görüyoruz. Hem tedavi anlamında, hem sürecin yönetilmesi anlamında, hem o şu an gönderdiğimiz yardım malzemelerinin tedariki üretimi noktasında ciddi bir çalışma, ciddi bir konsensüs ve ciddi bir organizasyon var. Bugün kendi algoritmamız içerisinde Türkiye'nin geldiği nokta, kaybettiğimiz bir hastaya karşılık 10 hastayı iyileştirir noktaya geldik. Bu çok önemli. Bu dünya ortalamasında 4-4,5'larda. Bu işte başarı sağlamış ülkeler zaten 15-20'lere uzanmış durumda. Türkiye'de o yolda ilerliyor. Bu çok önemli. Amerika'da şu an bu oran bir hastaya, hayatını kaybeden bir hastaya karşılık 1.5. Yani Amerika hala ciddi bir mücadele içerisinde. Zaten Avrupa'dan sonra bir Amerika'da daha da yükseliş kaydettiği için biz bugün bu kadar büyük ölçekte bu işleri konuşuyoruz. Bütün dünyayı kapsaması artı Amerika gibi büyük bir ekonomiyi kapsaması. Şimdi bu noktada bu kadar kazanımın bir de tedarik noktasında, sağlık için gerekli malzemeler noktasında Türkiye'ye getirdiği gurur verici nokta olarak görüyorum kendi adıma. Bu önemlidir. Hem ülke ilişkileri için, yani şu ana kadar yardım yaptığımız ülkelerle iletişimimizin güçlenmesi, hem de bizim geldiğimiz noktayı göstermesi açısından oldukça önemlidir sevgili dostum. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü her ne kadar bu sürecin daha devam edeceğini, yani salgının bitme noktasından çok uzak olduğunu söylese de, baktığımız zaman Amerika, Avrupa ülkeleri yavaş yavaş işte gevşemeler, bazı esneklikler hayata geçmeye başlayacak. Bizde de artık bayram sonrasına gözlerimizi çevirmiş durumdayız. Sizin dikkat çektiğiniz çok önemli bir nokta var. O da küresel ticaretin yeniden masaya yatırılması, tartışmaya açılması ve bundan sonraki süreçte neler yaşanabileceği. Türkiye avantajlı mı bu noktada? Yani yeni stratejik ortaklıklar, arayışlar gündeme gelecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz dünyada. Bu noktada Türkiye salgın sürecinden sonra bu noktada, yani bu küresel ticarette ne gibi avantajlar sağlayabilir Cüneyt Paksoy?
Şimdi yani Dünya Sağlık Örgütü tabii farklı bir yerde, oraya bir şerh koymak lazım. Başından beri süreci nasıl yönetiyor, nasıl kararlar aldı, niye özür diledi, niye başta Çin'i savundu, şimdi niye bu iş bitmeyecek, uzun sürecek diyor, o tartışılır. Onu bir tarafa koyalım. Neçede bizim uzmanlık alanımız değil. Muhakkak çok başarılı olan sağlık personelimizden, çok değerli hocalarımızdan bu konuya daha net cevaplar verecektir. Ama işin ekonomik boyutuna gelince bugün Birleşmiş Milletler'den de önemli bir açıklama vardı bu noktada. Birleşmiş Milletler'in verdiği raporda ülkelerin bundan sonra üretim ve istihdam noktasında daha agresif ve daha marjinal önlemlerle dünya ticaretini belli ölçekte tutmaları konusunda bir önerme sundu. Yani tabii Birleşmiş Milletler'de biz aslında konuşmamız gerekiyor ama kendi varlığı içerisinde. Türkiye başından beri biz aslında 2018 de yaşadığımız kur şoku, hatta bu işi 2016'ya kadar da götürebiliriz. 2016, 2018 ve virüs süreci dahil, yani pandemi süreci dahil, zaten yeni ekonomik program içerisinde, öncesi ve sonra yeni ekonomik programı da içinde bir rotasyon uyguluyoruz. Bu rotasyon disiplin, dengelenme ve değişimden oluşuyor. Disiplin ve dengelenme ile biz belli bir finansal istikrarı tanımladık, kodladık ve an itibariyle piyasalarda da etkisini görüyoruz, görmeye devam ediyoruz. Şimdi dolar, TL veya tahvil piyasası üzerinden gidiyorsak, bugün birçok gelişmiş ülke yılbaşından itibaren mevcut dolara karşı olan pozisyonları noktasında ciddi kayıp ve baskı içinde oldular. Biz de o baskı hissediyoruz ama biz hala kendi 2018'de gördüğümüz tepemizden belli bir mesafedeyiz. Birçok ülke, Güney Afrika, Brezilya, Meksika, Rusya gibi ülkeler kendi tepelerine yakın veya tepelerin üzerinde yeni tepeler de gördüler. Onun için bir kere disiplin ve dengelenmenin değişimle taçlanması için biz 2020'ye %3, %5 bir büyüme hedefiyle girmiştik. Tabii virüs bütün dünyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. Alınan bütün önlemler, tedarik zinciri, yani üretim, tüketim ve bunun ihracat ve ithalata doğru evrilmesi, turizmle desteklenmesi noktasında belli bir ivme vermişti. Virüs buna bir mola veya verecek, bu kesin. Neticede her ülkede olduğu gibi biz de bir daralma, bir sıkıntı yaşıyoruz ve yaşayacağız ama alınan önlemlerin zaman içerisinde etkilerini biz göreceğiz. Yani Hazine Maliye Bakanlığı, eş zamanlı Merkez Bankası, BDDK, Bankalar Birliği, kamu bankaları, yavaş yavaş özel sektör bankacılığı tek bir şeye odaklandı. Üretimin durmaması, üretimin devam etmesi, istihdamın kaybolmaması, işler normalleşmeye adım adım, senin dediğin gibi kapalı olan dünyanın açılmaya başlamasıyla normalleşecek olan süreçte hızlanmak. İşte bu noktada Türkiye hem doğuya hem batıya açık, önemli bir sentez ülke. Bir kere jeopolitik önemimiz var, sadece risk getirmiyor, önem de getiriyor. Artı Çin'e karşı oluşan bir global algı var. Bu pandeminin başından beri Çin'in uyguladığı politikalar dünya için tam tatmin edici bir netlik içermiyor. İşte bugün bunu Amerika söylüyor, bugün Avrupa'dan bazı ülkeler söylemeye başladı. Global bir mutabakat oluşmaya başladı Çin'e karşı. Şimdi bu önümüzdeki dönem belki yeni bir ticaret savaşının kodunu meydana getirirken Çin'e karşı da bir tepkiyi de beraberinde getirecek. Yani bugünden yarına tabii Çin'in dünya sahasından çekileceğini söylemiyoruz. %20 ile %40 dünya ekonomisinde direkt etkisi olan, dolaylı etkisi %60-65'lere varan bir ülkenin dünya sahnesinden çekilmesi mümkün değil tabii ki. O da kendi ölçeğinde dünya iletişimini korumaya çalışacaktır ama yeni ortaklıklar, yani ikili, üçlü, yeni stratejik ortaklıklar, bölgesel gelişmeler Türkiye'yi öne çıkarıyor. Eğer biz değişim sürecine devam edebilirsek, ki amaç o, öyle bir kesinlikle o iş sürece mola vermek gibi bir durumda söz konusu olamaz, virüs dahil.
o süreç içerisinde katma değerli ürünler, ihracatı destekleyici, ihracattaki yerli payı arttırıcı stratejik sektörleri belirleyip o sektörlere odaklanıp ama diğer sektörleri de göz ardı etmeden komple bir üretimi koruma, üretimi destekleme anlayışıyla marka değerleri de içine katarak o tedarik zincirinde kayıp halkaları da giderecek. Kendi ölçeğimizde teknolojiye adım adım geçiyoruz. Savunma sanayinde bunu gördük. Ama teknoloji de işin içine katarak önümüzdeki 3-5 sene, yani kısa vadede 3-5 ayla sınırlandırmayalım bu süreci. Önümüzdeki 3-5 sene içerisinde Türkiye farklı bir yere konumlanacaktır. Hem finansın İstanbul ölçeğinde merkezi, hem de üretim ve ticaretin merkezi olma fırsatı gelmiştir. Bu fırsatta Türkiye muhakkak realiteye, gerçeğe, rasyonel bir şekilde masada bir kazanıma götürecektir. Benim kendi bakışımda inancım budur. Zaten birçok bugün sivil toplum örgütü, yani devletin rehberliğinde birçok uzman da aynı görüşe vurgu yapıyor sevgili Kahraman. Şimdi bu hafta merkez bankalarının faiz kararlarına odaklanıldı. Japonya'da faizde bir değişiklik olmadı. Beklentiler bu yönde idi ama baktığımız zaman Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın ve yine önde gelen merkez bankalarının faiz kararları olacak. Bunlarla ilgili beklentiler ne yönde? Bize bir etkisi olur mu? Öyle sorayım. Ben şimdi her şeyi bize bağlıyorum çünkü bir şekilde Türkiye'ye bağlıyorum. Bizim için bir etkisi olur mu? Bizde de şimdi ben şöyle kurlara da bakıyorum. 7 liraya yaklaştık. Ama bir sıkışma da var sanki. Böyle aşağıda inmiyor, yukarıda çıkmıyor. Öyle de bir durum var. Bu hafta bu merkez bankalarının faiz kararları bizde kur üzerinde bir etki yaratır mı? Şimdi sorun iki tane önemli başlığı içeriyor. Bir, merkez bankaları bu hafta ne yapar? Merkez bankaları bugüne kadar ne yaptı? Merkez bankalarının, yani global merkez ölçekteki major merkez bankalarının global piyasalara ve Türkiye piyasasına etkileri. Bir, İkinci soru da senin dediğin gibi kendi merkez bankamızın yaptıkları ve kendi dinamiklerimiz üzerindeki olası etkileri, ki bu hafta bizim merkez bankamızda enflasyon raporu var biliyorsun. Neticede ilk sorudan başlarsak zaten yapılanı en büyük ölçekte yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Hem FED hem Avrupa Merkez Bankası şu ana kadar sürecin öncesinde ve devamında parasal genişlemeyi maksimum düzeyde uyguluyorlar. Hatta parasal genişlemenin nitelik kısmında da, yani kapsama alanı noktasında da hem ticari hem reel sektör tahvillerini de içine alarak hem de Fed özelinde swap koridoru yoluyla bütün global ölçekte elinde ABD tahvilleri bulunduran bütün ülkelere likidite verebileceğini beyan etti ve bunu da sürdürüyor. An itibariyle Fed'in bilançosu zaten 6,5 trilyon. Yani ben Fed'den faizi de zaten sıfıra yakın bir seviyeye indirdim. Yeni bir adımdan ziyade bundan sonraki süreçte o bilançonun nerelere varabileceğine dair piyasanın sinyal arayacağını. Çünkü muhtelif görüşler var. 8 trilyon dolar, 10 trilyon dolar. Bu iş nereye kadar devreye girecek? Çünkü bir miktar azalış olması da muhtemel. Yani bütün kurşunları hızlı bir şekilde kullanmayacaktır Fed. Avrupa Merkez Bankası da Christine Lagarde çok ciddi bir şekilde politika yapıcıları uyardı. O sayede zaten Avrupa bir araya gelip 1 trilyon euroya yakın bir paket üzerinde anlaşabildi en sonunda. Yani Almanya muhalefeti de kalkınca en azından Avrupa Merkez Bankası kendi yaptığı adımlar yanında sözlü yönlendirmeyle de kendi bölgesinde ve dünya ölçeğinde global ekonomi için elinden geleni yapıyor. Japonya 1 trilyon dolara yakın yeni bir paketle bir faiz farklılaşması getirmedi ama zaten uzun yıllardır devrede olan bir merkez bankası genişlemeci tarafta daha da hızlandırdı. 1 trilyon dolar daha koydu. Yani 5. vitese geldiler artık sevgili Kahraman. Yani bu iş normalleşene kadar da 5. viteste devam edecekler. Onun için ben bu hafta eylemden ziyade söylemlerin ve sözlü yönlendirmenin çok daha etkili olacağını düşünüyorum ve onun global piyasalardaki etkilerine bakacağız. Ama bir problem var, o da dolar endeksi düşmüyor. Yani altın bir miktar 1680-1750 bandı içinde yön arasa da dolar endeksi 100 civarında sabit kaldı. Bu kadar paraya rağmen. Bir kere o global dolarizasyon baskısı anlamına geliyor. İşte kur denklemini ararken
bir tarafta gözümüz kendi denklemimiz dışında majör kriter o global dolarizasyon baskısı. Onun sebebi ne? Belirsizlik. Belirsizliğin yarattığı o riskli olarak görülen limanlardan daha güvenli limanlara geçiş efekti. Bunun normalleşmesi gerekiyor. Yani siz istediğiniz kadar içeride önlem alın. O global düşünce, o global refleks düzelmedikçe bir yere kadar sizin aldığınız önlemler etki yapabiliyor. CDS tarafında biz bunu görüyoruz. Kur tarafında bir miktar yansımalarını görüyoruz. Hoş, Merkez Bankamızın Sayın Başkan'ın da açıkladığı swap görüşmeleri yapıyoruz noktasında piyasanın bir beklentisi de var Merkez Bankası'na. Yani hangi banka merkez bankalarıyla ne kadar miktarda swap görüşmeleri yapılıyor, bu ne kadar realize olur, o tabii piyasanın ajandasında baş köşede kalmaya devam edecek. Orada ama biraz galiba biz... Amerikan Merkez Bankası ile ilgili bir beklenti var, öyle değil mi? Yani beklenti o yönde ama. Yani ana beklenti tabii Fed'in açıklamasından dolayı, ama Fed olur, ECB olur, Çin ya da Japonya Merkez Bankası. Yani verebilecek bankalar zaten belli o noktada dünya ölçeğinde. Ben çoklu olarak, yani çünkü başkanın açıklamalarında merkez bankalarıyla görüşme halindeyiz ibaresi var. Yani tek bir merkez bankası olduğunu düşünmüyorum, ama dediğin gibi Fed biraz daha öne çıkıyor şu an aktif olduğu için. Ama o ABD tahvili içeriği nasıl dengelenir, o Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmelerde konuşuldu mu konuşulmadı mı önümüzdeki dönem göreceğiz. Ama ben kur üzerinde özellikle 7'ye geldiğimiz noktalarda yani temkinli bir sürecin işlediğini görüyorum. Dediğim gibi Güney Afrika randı, Brezilya reali yılbaşından bu yana %30-40 hatta onun üzerinde değer kayıpları yaşadılar. Bizim yılbaşından bu yana 6-6,5 bandından uzaklaşıp 7'lere gelmemiz tabii ki önemli, ama orada kritik eşik 7 üzerinde daha önce gördüğümüz 7.21'ler. Yani bir kere 7 üzerine çıkıyor muyuz? 7 üzerine çıkıyorsak 7-10, 7.20'lere doğru hareket edip orada ne yapıyoruz? Ama arada pozitif haber başlıkları gelir. Kendi özelimizde veya dolar endeksi en sonunda bu açılmalardan, bu normalleşmeden, virüsün tepe yapma efektinin dünyada hakim kılıp piyasalarda bir normalleşme getirmesiyle dolar endekste yüzlerden artık 98'lere hatta 93-97 bandına doğru geri çekilme yaşarsa önümüzdeki süreçte, Mayıs ayı içinde Haziran'a doğru sarkan süreçte, FED sonrası da bu önemli olacak. O zaman dolar TL'deki baskı biraz daha hafifleyecektir, ama normale dönmek için sevgili kahraman 6.80-85 altına gelmek, 6.50-21.50 günlük ortalamalar var teknik olarak. 6.50-6.70 bandına kalıcı olarak geri dönme. Bu stresin azaldığını bize gösterecek. 7 civarında dediğim gibi söylediğim haber başlıkları özelinde piyasalar takip ediyor sürece sevgili kahraman. Bir de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir KOBİ'lere yönelik bir destek haberi var. 6 milyar liralık üst sınırda 100 bin lira olacak ki baktığımız zaman bu yıl ana para ve faiz ödemesi de olmayacak. Bu adımı da son olarak sormak isterim size. Her adım, atılan her adım, verilen her teşvik, verilen her destek önemli. Yani bu hepimizin topyekun verdiği bir mücadele. Bu sadece hükümetin, ekonomiden sorumlu yönetimin alacağı ve ona bağlı Merkez Bankası'nın, BDDK'nın alacağı önlemler yürütülecek bir süreç değil. Bankalar Birliği de işin içinde. Kamu bankaları, işte özel sektör bankacılığı diyoruz. Ama reel sektörün kendi içindeki arayışları. Onun için ben her açıklamayı önemsiyorum, her açıklamayı önemli buluyorum. Üretimi masada tutabilirsek, az önce de konuştuk, üretimi kapatmadan, üretimi yeniden hızlanabilecek düzeyde tutabilirsek, İslam'daki o problemi minimum düzeyde tutabilirsek, yani dünyanın genel problemi olan daralma problemini minimum düzeyde tutabilirsek, dönüşümüz de o sürece güçlü olacak ve yeni normallerde, yeni süreçte biz biraz daha momentum kazanıp farklılaşabileceğiz ekonomik olarak da farklı noktalarda da. Onun için bu her atılan adım çok çok kıymetli ve önemli. Bu hepimizin topyekun mücadelesi sevgili kardeşim. Stratejist Cüneyt Baksoy, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ve katkılarınız için. Çok sağ olun. Evet, devam edeceğiz. Az sonra Mustafa Kartoğlu bizlerle birlikte olacak. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, ama biz Türkiye'de oluşan son durumu, tabloyu bir kez daha sizlerle paylaşalım. O rakamları sizlere hatırlatalım.
20.143 test sayısı, burada bir azalma var diye sorabilirsiniz. Çünkü 43-44 binleri görmüştük ama bunun nedeni yeni vaka sayısındaki düşüşle açıklanıyor. 2.131'e kadar da zaten geldiğini görüyoruz vaka sayısının, ki iyileşen hasta sayısı 4.651. Yani günlük vaka sayısını ikiye katlamış, hatta üzerine de çıkmış durumda iyileşen hastalarımızın sayısı. Bu rakam Türkiye'nin bir günde en fazla iyileşen hasta sayısı olarak da karşımıza çıkıyor. Tüm bunları soracağız. Mustafa Kartoğlu'yla ele alacağız, değerlendireceğiz. Günaydın Mustafa Kartoğlu, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, kolay gelsin. Yani şimdi bu umut veren tabloyu konuşacağız ama isterseniz bir acaba önce bu Amerika'ya gidecek olan yardımlarla mı başlayalım? Çünkü canlı görüntüler de var. Etimesgut Havaalanı'nda o malzemeler yükleniyor. Bugün akşam gazetesinin manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan verdiği o mesajlardan siz bunu öne aldınız. 55 ülkeye yardım gönderdi Türkiye. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri. Evet, biz onu öne aldık, yani manşete çektik o sözü, çünkü bir süredir bu haberlerin önemine işaret eden manşetler yapıyor idik zaten. O yüzden onu devam ettirmek istedik, yani kendi işimizi takip ettik bir tarafıyla. Çünkü Birleşik Devletleri yardım ediyor olmak sembolik bir şeydir. Tıpkı İngiltere'ye yardım ediyor olmak gibi. Fakat Birleşik Devletler, İngiltere'nin ya da diğer ülkelerin bütün bu sağlık ihtiyaçları var diye bittiler, gittiler, öldüler anlamına gelmiyor bu. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Çünkü iş laf giderek, hani kulaktan kulağa diye bir oyun vardır. Bir yerde bir şey söylersiniz bir kulağa, dördüncü kulaktan sonra artık söylediğiniz şeyden çıkmıştır mevzu. İşte biraz oraya doğru gidiyor. Ve bu da Türkiye'nin yardımlarını itibarsızlaştırmaya yöneliyor ya da yöneltiyor bazı kesimleri Türkiye'de. Dolayısıyla bunun kıymetini bilelim, ne yaptığımızı bilelim. Fakat bunun yani herkes öldü bitti de bir tek Türkiye ayakta olmadığını da bilelim. Gönderdiğimiz ürünler kamu sağlığı için ve hastalıkla doğrudan muhatap olan sağlık çalışanlarının korunması için çok önemli ürünler. Muhtemelen anlatmışsınızdır onların ne olduğunu, hani maskeler, siperlikler, koruyucular, işte tulumlar vesaire filan. Şimdi bu neden önemli bizi Türkiye'nin yaptığı yardım? İki taraftan. Bir defa bu durum bize her ülkenin, hani koca koca büyük vesaire filan dediğimiz ülkelerin nükleer savaşa hazır oldukları kadar bir virüse hazır olmadıklarını gösteriyor. Bu son derece net. Her şeye hazırız ama halkımızı korumaya hazır değiliz. Kavgaya, dövüşe yumruklarımız hazır, pazularımız güçlü ama vatandaşımıza şefkat elini uzatmamız gerektiği, onlara koruyucu kalkan olmamız gerektiği durumlarda böyle bir gücümüz yok. Bunu unutmuşuz. Üstelik bu bize 2000'lerin başından beri SARS'la, MERS'le ve bir takım başka salgınlarla, Ebola'yla vesaire, hatta daha eskiye gidin AIDS'le falan bize hatırlatılmış olmasına rağmen. Şimdi bu Türkiye'nin ise bunu hazır değiller. Bir de kısa süre içerisinde, yani bir ay, iki ay, bu üçüncü ayın içerisinde, dördüncü ayın içerisindeyiz. Üç ay, dört ay içerisinde hazırlanamamışlar. Şimdi Türkiye çok kısa sürede hazırlandı. Türkiye'nin de kaybettiği zaman var. Ama kısa sürede hazırlandı ve hazırlıklarını tamamladıktan sonra hala hazırlanamamış olanlara yardım elini uzatıyor. Bakın, böyle ikinci bir ülke yok. Çin de yolluyor ama Çin kaybettiği prestijini geri almak gibi bir güdüye sahip. O yüzden ekstra gayret gösteriyor. Çin bugün hangi kalitede olursa olsun, yani en ince işçilikli ya da en yüksek kalitede maske üretmeye kalkarsa bir günde bütün dünyanın ihtiyacını karşılayabilir. Ama o bile bunu yapmıyor. O da kendine göre başka yöntemlerle prestijini düştüğü yerden yukarı kaldırmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye'nin yaptığı bu açıdan bir, ne kadar çabuk toparlandığını gösteren bir örnek olarak birlikte çalışılabilecek bu tür salgınlara karşı da, bir takım çözümlere karşı da iyi bir partner olduğunu gösteriyor. İki, aynı süreç içerisinde kendi ekonomisini de stabil yürüterek, yani ekonomiyi de batırmayarak, ekonomik aktörleri
restorancısından büyük ihracatçısına kadar olan bütün aktörleri, evdeki vatandaşına kadar bütün ekonominin bileşenlerini olabildiğince ayakta tutmak, diri tutmak, çalışır vaziyette, çalışmaya hazır vaziyette tutmak konusunda da tedbirler alarak iş yapma bakımından da iyi bir partner olduğunu ortaya koyuyor. 3. İyi niyetli olduğunu ve geçmişinden beri bu yardımseverliği ve ilişki biçimini, yardım üzerinde kurulacak olan ilişkiyi önemsediğini, o mirasa da sahip olduğunu gösteriyor. Yani sadece pandemi var, hadi buradan bir iki güzellik yapalım da insanlar bizi sevsinler, bunu dış politika aracı olarak kullanırız değil. Evet. Bunu ilk defa yapmadığımızı, yüzyıllardır yaptığımızı zaten muhataplar biliyorlar tarihi gerçekler olarak. O bakımdan Birleşik Devletler ve Londra, İngiltere gibi sembolik örneklerin de, yani birçok dünyanın birçok ülkesinin ağzını açıp gözünü dikip baktığı ülkeler olduğu için bunlar, onların da nezdini biraz ifade ettiği için son derece önemli. Dediğim gibi işin gerçeğinden, işi gerçeğinden kopartıp abartılı yorumlar yapmadan bunun kıymetini, değerini çok iyi teslim etmek lazım. Şimdi konuşuyoruz tabii, hani tablo diyoruz, umut veriyor ama bunu konuşmak kadar belki de önemli olan nokta, Akşam Gazetesi'nde ben şimdi bakıyorum, iki önemli başlık var. Biri ilk dakikadan sokağa döküldük, biri de bilim kurulu üyelerinin tablo olumlu ama gevşemeyin mesajı. Yani baktığımız zaman hani dün gerçekten öyle normal bir, sanki hiç virüs olmamış, yokmuş gibi normal bir hafta içi yoğunluğuna tanıklık ettik. En azından İstanbul için böyleydi. Yani bu da önemli değil mi? Biraz daha hani evet çok sıkıldık ama biraz daha dişimizi sıksak iyi olmayacak mı? Çok doğru. Endişe içerisinde evde oturmaktansa umutlu bir bekleyiş içinde oturmak daha iyidir. Şimdi bazen bu tür sıkıntılar olur. Ya zorunlu olarak evde kalsaydınız, örneğin çocuklardan çok sıkıldınız, ya çocuklarınız hasta olsaydı da siz yine başka bir dert sahibi olsaydınız. O yüzden hani Allah başka dert vermesin derler bazen ama psikolojik bir şey. Bence daha kötü durumu düşünüp var olan durumu biraz daha sürdürebiliyor durumdayız. Bu bize gerekli motivasyonu verir. Neden verir ya da vermeli? Bunu yani sadece bugün için değil, zannediyorum biz 3 hafta falan oldu. Yani Mart ayındaydık, Nisan'a girmemiştik. İlk gevşemek ya da biraz bu işten geri kalmak, geri adım atmak, lüksümüz yok gibi bir manşet attığımız gün, yani henüz Mart ayındaydık, o günden beri durum bu. Çünkü o zaman da söyledi ya, şuna gerek var mı, buna gerek var mı, hepsine gerek var. Ya da işte neden bazıları evde kalıyor da bazıları çalışmak zorunda kalıyor, tamamen bir sokağa çıkma yasağı ilan edilsin ve artık hiç kimse hiçbir yerde evden çıkmasın. Evet, bu da bir yöntemdir. Ama bakın, sorumluluk sahibi olan insanların neleri yapmak zorunda olduklarını bilendir. Yani bu olduğu yerde konuşacak, konuşma lüksüne sahip değildir. O yüzden en mümkün olan, en uygun adımlar atıldı şu ana kadar. İş bittikten, pandemi geçtikten sonra neyin eksik, neyin fazla olduğu elbette çıkartılacak. Yani her şey mükemmel yapıldı değil. Neye göre mükemmel? Bu işin bir kuralı yok ki. Bütün dünya ilk kez deniyor şu anda olan şeyleri. Biz dedim ya az önce, daha önce uyarılmıştık. Yani daha önce küresel düzeyde uyarılmıştı insanlar. Bireysel olarak vatandaşlar. Çünkü SARS'ın, MERS'in, Ebola'nın şununla ilgili bir sürü filmler yapıldı bunlarla ilgili. Ve onların gerçeğine dayalı birçok unsur vardı bu filmlerin içerisinde. Hepimiz bunu biliyorduk aslında. Ama yaşamamıştık. Yaşamayanlar yaşayanlar gibi olmuyor. Bakın, Japonlar bile gerekli tedbirleri zamanında alamadılar. En vahim salgını 2000'lerin başında onlar geçirmişti oysa. Dolayısıyla bu durumda yeni kuralları, bunu yeni çıkacak. Yöntemi yeni oluşacak küresel düzeyde. Ve bu yöntemler ve kurallar oluşturulmaya çalışılırken, ha biz şunu baştan şöyle yapsaydık daha iyi olurdu. Yahut şunu yaptık çok iyi oldu, evet bunu kural bir yazalım, bundan sonra böyle yapılacak şeklinde bir işlem yapılacak ve buradan bir kurallar bütünü çıkacak.
Asıl mesele şu anda Türkiye için bu kurallar bütünün içerisindeki doğrulardan bir tanesini biraz daha kendini güvene alabilmek için devam ettirmek. Nedir o? Sokağa çıkma meselesi. Sosyal mesafe ya da fiziki mesafe meselesi, temizlik meselesi. Bu üçünün asla ve kat'a bu üçünden geri adım atmak, burada bir gevşemeye mahal vermek düşünülmemeli. İşte Singapur örneğini Cuma günü, şey dün de konuşmuştuk. Singapur ikinci dalgayla karşı karşıya. Neden? Kendi içinde mevzuyu, sorunu çözdüğü anda dışarıdan giren virüsü fark edememek ve onun içeride yayılmasını önleyememekle karşı karşıya kaldı. Zira Singapur bir uluslararası ticaret merkezi. Bununla ayakta duruyor. Tarımla değil. Şimdi Türkiye'de de bir takım tedbirlerin gevşemesi mevzubahis. Yani bunlar konuşuluyor. Bakanlıklar hazırlıyor. Kendilerine göre bir düzen içerisinde bunu yapabileceklerini öngörüyorlar. Adım adım başka sebeplere de bağlıyorlar. Eğer böyle olursa biz de şunu yaparız filan şeklinde. Bunlar çalışıldı. Dün dedim prensip kararları muhtemelen alınmıştır. Neyin ne zaman yapılabileceğine dair bir gözden geçirme yapılmıştır. Ama zamanlama bekleniyordur. Bugün dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan ben bu zamanlamanın beklendiğini gördüm aynı şekilde. Çünkü bütün dünya evet bir yerde hareket edecek. Herkes bir rahatlamak isteyecek. Sadece İstanbul değil. Bütün dünyada kendini sokağa atmaya hazır milyonlarca insan var. Yüz milyonlarca insan var. Evet. Bunlar tatile de gitmek isteyecekler. Ama nereye gidecek? En iyi yer Türkiye. Çok güzel. Aa, bundan çok iyi para kazanacağız. Ama bu riski almaya değer mi? Şimdi Turizm Bakanlığı da bunu değerlendiriyor, Sağlık Bakanlığı da ve o kurulun tamamı kabine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Bunu alma, o riski almaya değer mi? Evet, ekonomimiz çok kısa sürede kalkınabilir ama ikinci dalgaya maruz kalırsak bir daha kalkınamamak üzere tekrar geriye dönebilir. O yüzden bu riski almaya değip değmeyeceği, o risk, bu risk alınmadan bu imkandan, bu fırsattan nasıl faydalanabileceği çok iyi değerlendirilecek. O bakımdan ben çok daha temkinli, en azından Mayıs sonuna kadar çok daha temkinli bir süreç işleyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzden her hafta sonu bundan sonra sokağa çıkma yasağıyla geçecek diye çok erkenden ilk defa bunu böyle söyledi. Bu erken söyleme işini ilk sokağa çıkma yasağında da yapabilirdi Türkiye. Ama dedim ya, bu işin doğrusunu, neyin doğru olduğunu da zaman içerisinde öğreniyor ve netleştiriyor. O bakımdan evet. Ben bu süreçte bir gevşeme, bir kontrollü normalleşme en azından şu 1-2 hafta içerisinde beklemiyorum. Ama Mayıs sonundan Mayıs ortasından itibaren bir takım değişiklikler yapılabilir. Şimdi biz 3. 4. günü gördük bu düzleşme formasyonuna bir hafta önce girdi ama net olarak düzleşme ve aşağıya doğru iniş formasyonunu vaka sayılarında, yani diğer rakamlarla birlikte düşündüğümüzde yeni görmeye başladık. O yüzden bunu o zaman da söylemiştim. Yani bir hafta 10 gün bir takip etmemiz lazım ve gelişimini görmek için. Ondan sonra da her aşağıya inişin aslında bir yukarıya kırılma risk oranı vardır. Onu da değerlendiriyorlar. O bakımdan tabii o bakımdan da bu sosyal fiziki mesafe, temizlik meselesi son derece önemli. Sayın Kartol, şimdi biraz koronavirüs gündeminden çıkmış olacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü mesajlarında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı'ya da falan Ankara Barosu da vardı ki Cumhuriyet Başsavcılığı resmen bir soruşturma başlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı da yine bir soruşturma açılması yönünde talebi oldu. Bu skandal olarak nitelediğimiz açıklamalarla ilgili sizin düşünceniz nedir? Yani burada gerçekten hedef Ali Erbaş mı yoksa Ali Erbaş üzerinden hükümet ve İslam dini mi hedef alınıyor? Ya esasen tabii önemli bir hedef daha var burada. Onu çok göz ardı etmemek lazım. Ankara Barosu'nda seçim yapılacak. Bu seçim son derece baro yönetimi için önemli. Bir kitlenin mobilize edilmesi gerekiyor. Konuşuluyor olmak gerekiyor. Türkiye'de muhalefetin sesi, güçlü sesi olmak gerekiyor ki
kendi içindeki rakipler, ki rakipler de aynı ideolojiden, yani bir şey fark etmiyor. Kendi içindeki muhalefetin içindeki iç muhalefeti bastırma veyahut onun önüne çıkma hadisesi bu. Bu ses eğer kendi içinde yenilirse, şimdiki baro başkanı, ismini öğrenme zahmetine katlanmadım, kusuruma bakmasın, şimdiki baro başkanı muhalifini yenmek için böyle bir argümanı kullanıyor. Tek sonucu bu mudur, tek sebebi bu mudur? Değildir. Dün de söyledim çünkü, bunu oraya geleceğim. Ama bana kalırsa birinci argüman artık budur. Çünkü şu andan itibaren rakibi kimse, velev ki ondan daha hızlı iktidar muhalifi, ondan daha hızlı sosyalist, ondan daha hızlı LGBT bilmem ne savunucusu filandır velev ki. Ama bugün şimdiki baro başkanı kaybetti, diğer baro başkanı, diğer aday kazandı durumu mevzubahis olduğunda, bu kaybedenin karşısındaki kişi, kazanan bir şekilde yandaş, iktidar yandaşlığıyla, bir şekilde hükümetle korakor mücadele eden bir yönetimle bir yönetimi devirmiş ve dolayısıyla düşmanımın düşmanı dostumdur diyebileceğimiz bir mantıkla sağ tarafa geçmiş gibi görünecek. Şimdi bu valla onu herhalde kendi içindeki muhalifler değerlendirir, ama bu bence ya bir şey ancak bu kadar ahlaksız olabilir, bir mantık, bir düşünce. Bu birincisi. İki, dün söyledim, şimdi dikkat ediyorum, dünden beri bizim sabah konuşmamızdan sonra tartışma biraz bunun üzerinden gidiyor. Efendim tamam, iyi güzel ne dediyse dedi ama devlet memuruydu, bunu söyleyemezdi filan. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nı devlet memuru yapan ben değilim. Bu hükümet de değil. Bundan önceki hükümetler de değil. Ta Mustafa Kemal Atatürk döneminde anayasal bir kurum olarak kurulduğundan beri bu böyle. O zaman bunu tartışmaya açın. Deyin ki Diyanet İşleri Başkanı anayasa başkanlığı anayasal bir kurum olmasın. Efendim bu adam da devlet, bu başındaki kişi de devlet memuru olmasın. Hiçbir itirazım yok bunun tartışılmasına. Gerekli olup olmadığı konusu tartışılabilir. Şimdi bu yapılmadığı sürece bugün o hakikaten akıldan da uzak, ifade yeteneğinden de uzak, gerçekten onu yazanın hukuki kalibresi konusunda da olumlu sinyaller vermeyen metin asla böyle bir şeyi tartışmıyor. Bu bir yalan. Ama sanki metin böyle bir şeyi tartışmaya açmış ama işte Diyanet İşleri, hükümet vesaire, halk, vatandaşlar buna tepki veriyormuş gibi bir hava oluşturuluyor. Bu da çok büyük bir uyanıklık. Şimdi iki metni karşı karşıya, yan yana alsın insanlar, herkes okuma yazma biliyor. Yan yana alsın, bir baksınlar bakalım savunulduğu gibi bir saldırı var mı ortada? Yok böyle bir şey. Dolayısıyla buradan murad edilen birincisi baronun kendi içindeki seçim, birbirlerine karşı seçim oyununun bir parçası olması. Evet. İkincisi gayrimeşru oluşumların, yapıların, düşüncelerin Türkiye içerisinde meşrulaştırılması. Dün bunu söylemiştim. Üçüncüsü Türkiye'de hele hele Ramazan ayı içerisinde bir birliktelik oluşmuşken, koronavirüse karşı bir Türkiye'yi sahiplenme. Bakın birinci sırada bu vardır. Herkes önce Türkiye'yi sahipleniyor. Sonra devlet yönetimini, liderliğini sahiplenme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte görev onayı anketlere göre işte %50'nin epey bir üstüne çıkmış. Bizde değil sadece, dünyanın birçok yerinde böyle. Çünkü bu tür durumlarda insanlar önce devlete bakarlar. Devletten başka güvenebilecekleri güç yoktur çünkü. Bu sadece devlet gücü gerektirir. Evet. Tıpkı bugün bizde de olduğu gibi. Dolayısıyla devletlere yönelik, hükümetlere yönelik güven artar. Devletler ve hükümetlerin yapıp ettikleri konuşulur. Hele hele iyi şeyler yapıyorlarsa sürekli iyi şeyler konuşulur. Biz ne konuşuyorduk şu ana kadar? Amerika'ya yönelik yardımı konuşuyorduk, dünyaya yardımı konuşuyorduk, Türkiye'nin kendi içinde hastalıkla mücadelesindeki başarı grafiğini konuşuyorduk falan falan falan. Şimdi neyi konuşacağız? Birilerinin saldırı ve saçmalamasını konuşacağız. Ama ne olacak? Türkiye hakkındaki iyi şeyleri konuşmaktan çıkacağız. Peki bu ne sağlayacak?
muhalefetin taraftarları var. Öyle ya da böyle hükümetin yaptığı iyidir ama ben ona oy vermem diyen kitle var, bu son derece normal. Bu kitleyi canım hükümette işi gücü yok, muhalefeti işte bu koronayı bıraktı muhalefete döndü dedirtmek için uğraşıyorlar. Bence bu tuzağa da çok düşmemek lazım. Evet. Yani hak ettiği kadar bu mevzuyu konuşup hakkını teslim ettikten sonra konuyu kapatmak lazım. Ve bu konunun küçük bir hesaplaşma işi olduğunu görmemiz lazım. Ama çok büyük bir hedefe de hizmet ettiğini unutmadan, demin bahsettiğim gibi. Türkiye'de bugün, bu benim iddiam değil, Türkiye'de sol oluşmadığı ve yeşermediği için toplumsal dinamikler nedeniyle solculaştırma diye bir süreç yürütüldü. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun bir örneğidir. Evet. Barolar Birliği vesaire gibi bir takım kurumlar da bunun bir örneğidir. Aslına bakarsanız hani devletçilik, milliyetçilik gibi ilkeleri olan bir partinin solculaşması, sosyalistleşmesi ne kadar mümkündür onu ayrıca tartışmak lazım. Biz bunu tartışmadığımız için bazı partileri ve kurumların solculuğunu elde var bir sayıyoruz. Oysa değiller. Üretilmiş solculukları var. Dolayısıyla üretilmiş argümanlarla devam ediyorlar. Yoksa Diyanet İşleri Başkanı gerçekten dinin hükmünü söylemiştir. Din bu hükmü söyler. Din medeni kanunlara uymak zorunda değildir. Dinlerin hiçbiri medeni kanunlara uymak zorunda değildir. Ya o kuralları yasaklarsınız, despot bir yönetim olursunuz, Türkiye'nin uzun bir dönem yaşadığı gibi Türkiye böyle bir şeye sürüklersiniz. Bugün bazı Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi ya da başka dünya ülkelerinde olduğu gibi, ya da herkese istediğini söyler, dini kurallara uymak zorunda kendini hissedenler o kurallara uyarlar, hissetmeyenler de o kurallara uymaz, sizin koyduğunuz medeni kurallara uyarlar. Evet. Dinle medeni kuralların çatıştığı yerde, ki Türkiye'de de meşru değildir ayrıca eşcinsellik, medeni kural olarak da meşru değildir, dünyanın birçok yerinde de meşru değildir, bunun kavgası verilir verilmez, o ayrı bir bahis. Ama bir insan dinin kuralını böyle söyledi diye linç ediliyorsa, kan kokan gibi bir ifade kullanılıyorsa, kendisiyle dalga geçiliyorsa, alengirli bir cümleyle dalga geçiliyorsa, bunu yapanın kötü niyetini, art niyetini ve gerçekten başka bir hesapla bu işi yaptığını ortaya koyar ve gösterir. O bakımdan Barolar Birliği iyi niyetli değildir. Bence seviyeyi çok düşürerek, çok alçak bir düzeyden Türkiye'de kendi küçük hesapları için operasyon yapmıştır, yapmaya kalkmıştır diyelim, ama bence elinde patladı. Mustafa Kartoğlu, yine bir solukta bitirdik bugünü. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim ama tekrar uyarıyorum. Bizim asıl gündemimiz pandemi ve onunla Türkiye'nin salgınla mücadelesi. Peki, çok teşekkür ederiz. Tabii ben teşekkür ederim. Mustafa Kartoğlu ile konuşurken ekranlarınıza da canlı görüntüleri verelim kapatmadan önce. Amerika Birleşik Devletleri'ne tıbbi yardım malzemesi götürecek olan askeri kargo uçağımız Etimesgut Havaalanı'nda kargo malzemelerinin yüklenmesinin ardından artık kalkışa geçecek. Dakikalar, hatta saniyeler içerisinde 500 bin cerrahi maske, koruyucu ekipman gönderiliyor. Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne tıbbi malzeme yardımı yapılıyor. Daha önce 55 ülkeye gitmişti. Bu yardım malzemeleri, adres bu kez Amerika Birleşik Devletleri olacak. Ve dediğimiz gibi dakikalar içerisinde de kargo uçağımız Amerika'ya doğru havalanmış olacak diyelim. Bu görüntüler eşliğinde bu bölümü kapatalım, analiz sentezi tamamlayalım. Ancak saat başında koronavirüsle mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar ve gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.